Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir örgü modeli yapacağız. E, modelimiz her örgüye uyuyor. Bebek yeleklerine, örgülerine, büyük örgülere de çok güzel, büyük yeleklerinde çok güzel duracak bir örgü modeli. Modelimiz 4 sırada bir tekrarlıyoruz. 4 sıradan oluşuyor. 3 ve katlarından oluşuyor. Şöyle ilmek atarken 3 3 atıyoruz. Bir de 2 tane de kenar ilmekler. Ben şöyle bir parçada başladım. Şu anda size 3 numaralı şişle anlatıyorum. İlk önce ilmeklerimizi başladık. İlk sıramız bu ve Örgümüzün ön sırası. Ön sırasını bu ilk ilmeğim olduğu için örüyorum. Ön sırasının hepsini düz örgü örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Arka taraftan modeli kurmaya başlıyoruz. İlk sıram hepsini düz örgü ördüm. Şimdi modelimin ikinci sırası ve arka sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şurada iki, bir ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmekten sonra bir ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Şu iki ilmeğimi ikisini bir alıyorum çıkartmıyorum ama. İpimi diğer tarafa atıyorum. Burada bir arttırma yaptım. İki ilmekten 3 tane ilmek çıkarttım. Arada bir tane ters örgü tekrar gösteriyorum. 2 ilmeği ip benim tarafımda ters örgü olarak aldım. Diğer tarafa attım ipimi. Orada bir do dolama yapıyorum. 3 ilmek çıkarttım. Aralarda bir tane ters örgüm arkalarda var modelimiz ikinci sırası bu şekilde. Bakın sonda iki taneyi de iki tanenin de içinden üç tane ilmek çıkartıyorum ve kenar ilmeği. Şimdi modelimin üçüncü sırası ve öndeyim şu anda. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir, iki ve üçüncü ilmeğim. Bakın şu üçüncü ilmeğimi diğer tarafıma alıyorum örmeden. Bir tane burada arttırma yapacağım. Bakın şu bir, iki ve şu üçüncü ilmeği de alıyorum arka taraftan arttırdığımı burada kesmeyi yapıyorum. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın 1 2 3. ilmeği geçiriyorum bu tarafa bu şekilde. İpimi atıyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. 1 2 ve şu yanındaki 3. ilmeği de alıyorum. 3'ünü 1 topluyorum 1-2 şu bakın şu 3. ilmeği 2 ilmeğin üstünden atlatıp diğer şişimi alıyorum bir arttırma yapıyorum 1-2 ve 3 burada eksiltmelerimi yapmış oluyorum modelimizin 3 sırası bitti. Şimdi arkadan 4. sıradayım ve hepsini ters örgü örüyorum 4. sırada. Bütün gördüğüm ilmekleri ters örgü olarak örüyorum ve tekrar şimdi ön taraftan 4 sıramızı ördük. Tekrar eee Modelimize başlayacağız. Modelimizi tekrarlayacağız beraber. İlk modelimizde hepsini düz örüyorduk. Ondan sonra arka tarafta modeli kuruyorduk. İlk sıramız hepsi düz örgü olarak örüyoruz tarafta da işlemler hiç değişmiyor. İlmeğimizin ilkini alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Üçüncü iki ilmeğin içinden bir, bir arttırma ve üç ilmek çıkartıyoruz. Arada da bir ters örgümüz var. Bu modelimizin ikinci sırası. Çok kolay bir model. Ve çok da güzel duruyor. Arka sırada da üçüncü sıramızda da yine tekrar aynı şekilde aynı işlemi bir kere daha göstereyim size. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum. Üstünden atlatıyorum. Şöyle ipimi öne alıp bir arttırma yapıp şu bir iki üçünü bir topluyorum. Daha önceden şöyle bir parçada çalıştım. Bebe yünüyle yaptım. Yünün bebe yünü. Her markanın bebe yününü kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden e, şu markayı kullanıyorum diyemem sizlere. Bakın. Çok hoş duran içlerinden çıkıyor, verev oluyor ve şeklinde çok hoş duran bir örgü modeli. Ben çok beğendim. Büyük yeleklerine de çok güzel, süeterlere, bebek örgülerine çok güzel duracak bir örgü modeli. Ee, ben size anlatırken 3 numarayla anlatmıştım. Ee, bunu 3,5'la misina şişim. 3,5 numara şiş. çok da güzel durduğunu düşünüyorum. Siz de beğenmişsinizdir. Sırada bir tekrarlıyoruz. 3 ve katlarından oluşuyor. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri de açarsanız, zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.